Arkadaşlar temporal tables özelliğini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara da değindikten sonra ardından hemen yapımızı nasıl uygulandığını teknik olarak ele alacağız. Öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta temporal tables ile raporlama ve takip mekanizması oluşturacağımız tablolarda primary key tanımlanmış bir kolon olması gerekmektedir. Yani bu ne demek oluyor? Herhangi bir tabloda temporal temporal tables özelliğini kullanamayız. İlla ki o tabloda primary key tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu şekilde yaşam döngüsünde hangi verinin değişime uğradığını bu primary key aracılığıyla ayırt edebileceğiz. Bir önceki dersimizde size gösterdiğim yapıda aslında fiziksel tabloyla history tablosu arasında log mantığında bir ilişki vardı. O ilişkiyi de sadece primary key kolonlarındaki değerler sağlamaktaydı. Bir diğer dikkat etmemiz gereken Takibi sağlayacağımız ve kaydını tutacağımız tablomuzun içerisinde bir başlangıç yani start date bir de bitiş end date niteliğinde 2 adet data time 2 tipinden kolonların bulunması gerekmektedir ki bunu da bir önceki dersimizde ele alırken göstermiş oldum. Bir başka dikkat etmemiz gereken linked server üzerinde temporal tables kullanılmamaktadır arkadaşlar haberiniz olsun. Ayrıyeten history tablomuzda constraint yapılarının hiçbirisini uygulayamayız. Bunu da bilmiş olun. Bunun dışında eğer bir tabloda temporal tables aktifse o tabloda truncate işlemini gerçekleştiremiyoruz. Hatta daha sonraki videolarımızda göreceksiniz o tabloyu silemiyoruz bile. Ee, bunun dışında history tablosunda direkt olarak DML işlemleri gerçekleştiremiyoruz. History tablosu bizim için temporal tables'ın getirdiği Raporsal bir tablodur. Yani normal bir tablo değil. Ee, onu da sonraki derslerimizde göreceksiniz ama bir tablo içerisinde bulunan bir tablo olacağından dolayı normal diyemen işlemleriyle alakalı bir tablo olmayacaktır. Bu raporsal bir tablo olacaktır ve bunun üzerinde biz zamansal periyodik sorgularla araştırma yani rapordan bir sonuç elde etmeye çalışacağız. Son olarak dikkat etmemiz gereken nokta temporal tables özelliğinin bulunduğu bir tabloda Hesaplanmış kolon dediğimiz computed kolon tanımlayamıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de e, zaten temporal tables dediğimiz yapı var olan bütün yenilikleri güncellemeleri yani o tabloyu durmadan takip ettiği için e, computed kolon dediğimiz yapı da o tabloda durmadan bir çalışma söz konusu olduğundan dolayı bu ikisi bir tezatlık oluşturacaktır. Yani computed kolon hesaplayacak bu hesabı temporal tables e, anında rapor Alma sistemine geçirecektir, takibi alacaktır. Böyle bir tezatı ortadan kaldırmak için böyle bir kural ortaya getirilmiştir. Bunun dışında bir sonraki dersimizde artık yapıyı teknik olarak ele alıyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.